izleyiciler merhabalar. Batırmensan Devlet Televizyonu'nun yayında yeni bir programla karşınızdayız. Bu program çerçevesinde tarih, medeniyet, Armenoloji, Ermeni düşüncesi ve bizi ilgilendiren birçok konuyu ele alacağız. Bugün Rusya tarafından kabul edilen Türkiye-Ermenistan'ı hakkında adlı deklarasyonu ele alacağız. Bu çerçevede Batı Ermenistan Devleti kurulacaktı. Kendi kaderini tayin hakkına sahip olacaktı ve belki de tam bağımsızlığa ulaşabilecekti. Bu konu hakkında Profesör Vladimir Petrosyan ile konuşacağız. Merhaba Sayın Petrosyan. Merhaba. Bu deklarasyon Ermeni halkı için çok büyük öneme sahipti. İlk olarak deklarasyonun devreye girdiği dönemde Batı Ermenistan'ın ne durumda olduğundan bahsedelim. Deklarasyonun kabulü arifesinde Transkafkasya ve tüm Kafkasya cephesinde durum çok zordu. Zordu çünkü Rusya'da 1917 Şubat'ında devrim olmuş, iktidar değişmişti. Rusya 1. Dünya Savaşı'na iki cepheyle katılıyordu. Batı cephesinde başarısızdılar. Kafkasya cephesinde ise Rusya ordusu, Batı Ermenistan'ın da dahil olduğu Türkiye topraklarının büyük bir bölümü işgal etti. Yaklaşık 600 kilometre ilerlemişlerdi. Rus kuvvetleri Karadeniz'den Urmiye Gölü'ne kadar olan 1200 kilometrelik sınırı koruyorlardı ve bu tüm Batı Ermenistan'ı kapsıyordu. Bu şartlarda tarihimizde ilk defa 1917 yılının Ekim ayı başında Stepan Şaumyan Tiflis'te gerçekleştirilen Kafkasya Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'nde Batı Ermenistan'da bağımsız, egemen bir devlet kurulması, Batı Ermenistan'daki Ermenilere de kendi kaderini tayin etme hakkının verilmesini önerdi. Bundan başka Transkafkasya'nın ulusal yerleşimlerine göre üç temel uluslara bölünmesi önerisinde de bulundu. Birincisi Batı Transkafkasya, buna Tiflis eyaletinin bir kısmı, Kutaisi ve Batum'un bir kısmı dahil edilmişti. Güney Transkafkasya'ya Yerevan eyaleti, Tiflis eyaletinin bir kısmı yani Cavah ve Kazah, Elizabethpol eyaletinin bir kısmı yani Zangezur ve Karabağ ile Nahçıvan dahil edildi. Batı Transkafkasya'ya Bakü eyaleti, Elizabethpol eyaletinin bir kısmı ve Dağıstan'ın bir kısmı dahil edildi. Hem Batı Ermenistan'ın bağımsızlık meselesi hem de Transkafkasya'nın üç devletinin meselesi sorununu ilk defa Stepan Şaumyan gündeme getirdi. Stepan Şaumyan'ın önerisini ne Gürcü menşevikleri ne de Azerbaycanlı müsavatçılar kabul etmediler. Onlar Ermenilerin pahasına sorunlarını çözmeye çalışıyorlardı. Eğer o zaman Stepan Şaumyan'ın önerisi korunsaydı, her şey belki de bambaşka olabilirdi. Stepan Şaumyan'ın sadece bu önerisiyle kısıtlanmadığını hatırlatalım. O, St. Petersburg'da bulunduğu zaman Rusya'da gerçekleştirilen birçok faaliyetlere katıldı. Bunlar arasında 1. Tüm Rusya Sovyetler Kongresi'ne de katıldı. O, ulusal barış meselesini ortaya koydu ve sunduğu önergede şu açıklamalarda bulundu. İşgal altında olan bütün topraklardan, mesela İran'dan ya da başka yerlerden Rusya kuvvetlerini geri çekmelidir. Stepan Şaumyan Türkiye'nin adını vermedi. Çünkü Stepan Şaumyan, Rusya kuvvetlerinin Batı Ermenistan'dan gittiği zaman onların yerine Türklerin geçeceğini çok iyi biliyordu. Batı Ermenistan'ın güvenlik ve bağımsızlık sorunları bakımından biz bunu hatırlamalıyız. 1914'te 1. Dünya Savaşı başladığında Türkiye, Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin bir kısmını sürgün etti. Diğer kısmı ise Transkafkasya ve Rusya'ya göç etti. 1917 başlarında Rusya kuvvetlerinin birçok toprağı ele geçirmiş olduğundan Batı Ermenilerinin birçoğu tekrardan Batı Ermenistan'a döndü. Bu da o zamanlarda Batı Ermenistan'da Ermeni nüfusunun var olduğu anlamına geliyor. Söz konusu oradaki Ermeni nüfusudur. Bunun için ne gerekiyordu? Bunun için Batı Ermenistan hakkında konuşan güçlü bir devlete ihtiyaç vardı. Avrupa'nın bütün ülkeleri, onların liderleri bizim hakkımızda Ermeni halkına yardım edilmesi hakkında defalarca konuştular. Ama söylediklerini yerine getirme zamanı gelince onlar gerçek adım atmaktan vazgeçiyorlardı. İlk defa büyük devletlerden biri olan
Sovyet Rusya Halk Komiserleri Konseyi, Türkiye Ermenistanı'nın bağımsızlığını tanıyan özel bir deklarasyon kabul etti. Sayın Petrosyan, deklarasyonun maddelerini açıklayabilir misiniz? Deklarasyona neler dahil edilmişti? Deklarasyonu araştıran birçok uzman bu konuya özet şeklinde değindiler. Taşnak Sütun Partisi'nin lideri Simon Vrazian'ın da aralarında bulunduğu deklarasyon araştırmacılarının bir kısmı ise bunu asılsız olarak kabul etti. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığını ilan eden bir deklarasyon, Taşnak Sütun Partisi'nin liderlerinden biri saçmalık olarak kabul ediyor. Taşnak Sütun Partisi'nin şimdiki liderleri bu konu hakkında düşünmeliler. Niye böyle oldu? Taşnak Sütun Partisi'nin kurucularından Stepan Zoryan ve Rostom Zoryan Moskova'daydılar. Büyük vatansever, çok iyi insan Vahan Deryan, Lenin hükümetince çok iyi bilinen Broş Broşyan, Stepan Şaumyan'ın teklifine dayanarak Stalin ile birlikte Türkiye-Ermenistan hakkında bir öneri sundular. Amacı şuydu, Rusya kuvvetlerinin Transkafkasya'da bulunduğu zaman Türkiye-Ermenistan'ı deklarasyonunun gerçekleştirilmesi mümkündü. Bu yüzden deklarasyonun önemli maddeleri kabul edildi. Sovyet Rusya lideri Lenin, Rusya kuvvetlerinin bütün işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini talep etti. Ama kuvvetlerin Batı Ermenistan'da kalmasını isteyerek Lenin, Ermeniler için bir istisnada bulundu. Fakat deklarasyonda bu gerçek kaydedildi. Stepan Şaumyan, Kafkasya işleri için olağanüstü komiser görevine geçtiği zaman o Rusya kuvvetlerinin faaliyetleri sorununu çözmek için görevlendirildi. Yani bununla Şaumyan'a Rusya kuvvetinin hangi birliklerinin çekilmesi, hangisinin de kalmasına ilişkin karar verme hakkı veriliyordu. Özellikle Şaumyan, kuvvetlerin düzensiz çekilmesinin durdurulması ve köyleri, şehirleri, kaleleri, demiryolları, yerleşim yerlerini korumak için askeri birimlerin oluşturulmasını talep ediyordu. Deklarasyonun en önemli anlamı şudur ki, Rusya ilk defa resmi olarak Batı Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıdı. Başka hiçbir ülke, hiçbir devletin lideri bunu yapmadı. Üstelik Sovyet Rusya'nın birinci anayasasında bu deklarasyon artık anayasa hukuku olarak kabul edildi. Deklarasyon nasıl gerçekleştirilebilirdi? Deklarasyonun gerçekleştirilmesi için en önemlisi Rusya'dan ayrılmamalı ve Rusya kuvvetlerinin de cephede kalmasıydı. Rusya kuvvetlerinin çekilmesine en çok Gürcü Menşevikler, Azerbaycanlı Musavatçılar ilgi gösteriyorlardı. Onlara Taşnak Sütun da katıldı. Taşnak Sütun Partisi üyeleri bu adımın atılmaması gerektiğini bilmeyerek onlara katılıyorlardı. Şimdi kuvvetler gitmiş, Rusya'dan da ayrılmış durumdaydılar. Deklarasyonu kim uygulayacaktı? Rusya kuvvetlerinin yerine Türk kuvvetleri geliyorlardı. Onlar mı Batı Ermenistan'ın bağımsızlığını gerçekleştirecekti? Kesinlikle hayır. Şaumyan, Batı Ermenistan'ın devlet kurumlarının oluşturulmasını kontrol etmeliydi. Bunlar şu anlama geliyor. Öncelikle sınır sorunları belirlenmedi ama Batı Ermenistan'ı bizim 6 vilayetimizle tahmin ediliyordu. Hem Türkiye'de sürgünde olan Ermenilerin geri dönmesi hem de Avrupa-Amerika'ya giden Ermenilerin geri dönmesi gerekiyordu. Rusya'ya, Transkafkasya'ya göç eden Ermenilerin de geri dönmesi gerekiyordu. Deklarasyonun en önemli amaçlarından biri de budur. Sayın Petrosyan, bütün bunlar nasıl gerçekleştirilecekti? Çok rahat bir şekilde, eğer deklarasyona göre Ermeni halkının isteğiyle Batı Ermenistan Devleti kurulsaydı, bu hükümet Stepan Şaumyan ile birlikte bütün bunları gerçekleştirebilirdi. Sovyet Rusya'nın Halk Komiserleri Konseyi buna destek vermeye hazırdı. Deklarasyonun hazırlanma işlerinde Stalin'in rolü çok büyüktü. Deklarasyon taslağını o yazdı, deklarasyon hakkında o rapor verdi, Batı Ermenistan deklarasyonu hakkında ilk defa gazetelerde o makale yazarak Ermeni halkının tarihinde Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Stalin'i kınadığımızdan dolayı biz bu soruyu çok sık unutuyoruz. Ama Stalin tarih içerisinde bir figürdür. Biz şimdi bu deklarasyonun yazarlarından birinin de Stalin olduğunu gizleyemiyoruz. Bakın deklarasyona kimler katılıyordu. Taşnak Sütun Partisi üyesi Rostom Zoryan, Komünist Vahan Deryan, Komünist Stalin, Lukashin, Broş Broşyan, farklı partilerin üyeleri de deklarasyona katılıyordu.
Fakat onları tek bir şey birleştirdi. Herkes onların aynı milletin olduklarını biliyordu. Onlar parti anlaşmazlığını, ideolojiyi unutmuş durumdaydılar. Vatanın kurtuluşu için her şeyi yaptılar. Bütün bu insanlar bunu anlamış oldukları halde Transkafkasya'daki bütün bu insanların Stepan Şamuyan'la birleştirilmemesi çok tuhaftır. Aksine onlar Gürcü Menşeviklere ve Azerbaycanlı müsavatçılara katıldılar ve Gürcistan'ın başkenti olan Tiflis'ten Stepan Şamuyan'ı sürgün ettiler. Böylece Stepan Şamuyan deklarasyonun gerçekleştirilmesi imkanından mahrum edildi. Sayın Petrosyan, sınırlara gelince sınırların net bir şekilde tespit edilmediğini söylediniz. Sınırlar konusunda niye netlik sağlanmadı? O zamandaki durum şöyleydi. Rusya kuvvetleri bütün Batı Ermenistan'ı işgal ettiler ve bu bütün bölgeler için geçerlidir. Rusya kuvvetlerinin işgal ettiği her toprak Batı Ermenistan gibi kabul ediliyordu. Ben arşivi inceledim. Dışişleri Bakanlığı'nın arşivini, Moskova'nın merkezi arşivini de inceledim. Arşivlerde bu sorunun cevabını bulamadım. Ama benim düşünceme göre sınırların vurgulanmasına ihtiyaç olmadı. Eğer gereği olsaydı bunu zaten vurgulayacaklardı. Batı Ermenistan ve altı vilayeti temel bir ideolojidir. Tamam, o zaman deklarasyon niye gerçekleştirilmedi? Deklarasyon niye gerçekleştirilmedi? Gerçekleştirilmedi çünkü Transkafkasya'nın Rusya'dan ayrılması için Transkafkasya'da büyük çaba gösterenler vardı. Transkafkasya'nın Rusya'dan bağımsız olduğunu ilan ettiler. Rusya kuvvetlerinin bu bölgeden çıkartılması için her şeyi yaptılar. Bu şartlarda deklarasyonun gerçekleştirilmesi mümkün değildi. Bu sorunda Rusya kuvvetlerinin cephede kalmasına destek vermeyenler, Ermenistan'ı Rusya'dan uzaklaştıranlar sorumludur. Bu konuda sorumlu olan insanlar hiçbir sorumluluk taşımadılar. Onlar ve onların takipçileri de onları haklı çıkarmanın yollarını arıyorlar. Bu yüzden Simon Bratsyan, Batı Ermenistan'ı ve onun bağımsızlığı hakkında olan Batı Ermenistan hakkındaki deklarasyonun saçma bir şey olduğunu açıklıyordu. O zamanlar bu deklarasyonu saçma bir şey olarak nitelendirdikleri için bu deklarasyonun gerçekleştirilmesine müsaade etmediler. Artık 100 yıl geçti. Bugünlerde bu deklarasyonun gerçekleştirilmesi için ne yapmak gerekir? Biz sadece tarihi bir gerçek olarak bunu hatırlayabiliriz. Bundan başka bir şey yapamayız. 100 yıl boyunca iki dünya savaşı oldu, ülkelerin sınırları değişti. Şimdi deklarasyonun gerçekleştirilmesi hakkında konuşmak oldukça zor bir şey. Sayın Petrosyan, deklarasyona dönelim. Deklarasyonda Batı Ermenistan'da kuvvetlerin konuşlandırılmasından bahsettiniz. Hangi askeri birlikler orada konuşlanmalıdır? Bu nasıl yapmalıydı? Şamuyan hakkında da konuştunuz. Şamuyan sınır birliklerinin kalması fikrini paylaşıyordu. Onun fikrince Rusya kuvvetleri olduğu yerde kalmalıydı. Cephede Rusya ordusu sayısız silaha sahipti. Kars, Erzurum'da o kadar silah, gıda malzemeleri vardı ki gönüllü askerler aylar boyunca savaşabilirlerdi. Bütün bunlar Türklere kaldı. Savaşmadan geri döndüler. Çok zor durumdu. Bu zor durumları bilmediğimiz için biz sadece Sovyet Rusya'nın bunu istemediğini düşünüyoruz. Peki, Yerevan'da o zamanlarda neler oluyordu? Yerevan o zamanlarda siyasi merkez değildi. Ermeni siyasi güçleri Tiflis'te, Bakü'de faaliyet gösteriyorlardı. Onların fikrince Yerevan sadece bir kasabaydı. Yerevan o zamanlarda şimdiki gibi büyük önem taşımıyordu. Rusya niye anayasasında bu deklarasyona yer verdi? Bunun sebebi neydi? Yani böyle bir durum vardı. Sovyet Rusya Halk Komiserlerinin faaliyetlerinin değerlendirilmesine ilişkin bir deklarasyon kabul edildi. Deklarasyon Türkiye-Ermenistan hakkında kararnameye de değindi. Ocak 1918'de 1. Anayasanın kabul edildiği zaman Broş Broşya'nın teklifiyle bu kararname anayasaya dahil edilmişti. Orada Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı hakkında deklarasyondan bahsedilir. Birçok kişi Broş Broşya'nın faaliyetinden haberdar değildir. Deklarasyonun kabulü, gerçekleştirilmesi ve tüm faaliyetlerde onun büyük bir rolü vardı. Bir keresinde sorunun tartışılması sırasında Broşyan, Batı Ermenistan'dan kuvvetlerin çıkartılmasına ilişkin maddeyi kabul etmedi. Lenin tartışmayı duydu ve bu konuda Stalin'le Broşyan'ın arasında bir anlaşmaya varılana kadar sorunun ertelenmesini önerdi.
Bu anlaşma sayesinde deklarasyonun bir formülasyonuna göre kuvvetlerin çıkartılma sorununu düzeltmek için Şaumyan görevlendirildi. Dolayısıyla o nasıl davranılması, hangi birliklerin geri çekilmesi, hangilerinin de geri çekilmemesine karar vermiş olacaktı. Eğer Sovyet Rusya'dan Transkafkasya ayrılmasaydı, Şaumyan bunu gerçekleştirebilirdi. Sayın Petrosyan, ayrıntılı cevaplar için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, programımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.